Efendim Denizli'nin en çok takip edilen spor programı Basın Tribünü'nde bugün 3. bölümü çekiyoruz ve aslında bizim için çok özel bir bölüm olacak. Çünkü Denizli Spor Başkanı Sayın Ahmet Yalın Yıldırım'ın yanındayız. Kendisi bizi burada misafir ediyor. Öncelikle biz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Programımızda 3. bölümde Sayın Başkan'a misafir olduk Serhat abiyle beraber. Bugün Denizli Spor'la ilgili çok özel ve çok önemli konuları işleyeceğiz. Denizli Spor'un dününü, bugününü, yarınını ve geleceğini konuşacağız. Başkanım öncelikle çok teşekkür ederiz bizim misafirimiz için. Serhat abi sen de hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Bizim kıdemli yorumcumuz Serhat abiyle beraber. Başkanım bugün çok zor sorular hazırladık size. İstediğiniz gibi sorular. Ama yayın öncesi. Nokta vereceğiz başkanım. Ama yayın öncesi ciddi anlamda burada böyle eski fotoğraflara falan baktık. Çok duygulu anlar da yaşadınız. Yani çocukluk fotoğraflarınızı görüyorsunuz, tribünden geliyorsunuz. Denizli Spor'un başında bu şekilde tribünden gelen, hani o eski fotoğraflarda, 80'li yıllarda bir çocuk olup bugün kulübün başında olan bir isim olmak oldukça önemli. Önce böyle başlayalım. Bizim için bir gurur tabii ama öncelikle mevcut Cumhuriyet Bayramımızın herkese kutlu uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 101. yaşını kutlu biz mevcut Atatürk'ün ilkeleri dahilinde her zaman hareket etmeye ve devam etmeye yolumuzu da ondan ayırmamaya çalışıyoruz. Tabelamızı özellikle sporcunun ahlaklı olması üzerine en güzel yere de yaptırdık. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Benim için tabii ki çok büyük bir gurur. Ama benim burada böyle bir başkanlığa sahip olabilmem, diğer taraftar arkadaşların da aynı şekilde buna sahip olabilecekleri anlamına gelir. Bu kulübün gerçek sahibi, şu anda ben buradaysam, taraftar olduk bir kez daha anlaşılmış olmak. Çok güzel, çok beğendim. Başkanım ben şeyi soracağım aslında, taraftarın da en çok merak ettiği konulardan biri. Ahmet Yalın Yıldırım kimdir? Ne iş yapar? Mazisi nedir Deniz Spor'la alakalı? Kısa bir özetle taraftara kendimizi tanıtabilme. Çünkü birçokları hala merak ediyor Ahmet Başkan kimdir nedir diye. Bu program içerisinde bir ona da yer verebilirsek hem bilgilendirmiş oluruz taraftarlarımızla. Yani ben daha evvel de daha belki röportajda da küçük bir açıklama yapmıştım. Ben Denizli Spor'un 40 yıllık kurbanıyım. Bu bir hastalık. Bu böyle bu tarihe bir bağımlılık. Bu bir tutku, bu bir kültür. Ben de bunun mağduruyum. Atanmadığımız bir olay bu. Şimdi bazı fotoğraflar... Ama gururlu bir mağduriyet. Tabii ki. Yani insan şu anda taraftar arkadaşlar anlar. Aidiyet olmayan insanlarda ne yaparsan yap böyle bir duygu oluşturamazsın ama gerçekten gönül verdiği bir şeyin parçası olmak, onun içinde olmak en büyük gurur. Hani bunun maddi bir karşılığı yok. Maddi bir değeri yok. Hatta sen veriyorsun. Çoğunluğundan, çocuğundan, emeğinden öyle değil mi? Tabii. Yani şehrin ismini taşıyorsa şehir, özellikle yani. Zaten en büyük olaydır yani. Sen şimdi üç büyüklerden birini kolaydır tutmak. Sen zor olanı tut bakalım. Yani semtinin takımını tut. Onu her seferinde öne çıkartmaya çalış. Onu paylaş. Çoğu kişi anlamaz yani. Aidiyet sahibi olmak lazım bunun için. Ben de burada doğmuş, büyümüş yani stad arkasında, kale arkasında doğdu diyorlar. Tam benimkisi böyle yani. Hatta hala stad apartmanında otururuz. Oradan buraya gelmişliğimiz var. Babam eski futbolcusu. 40 senelik yeni bulduğumuz, benim de kendimin bilmediği fotoğraflarım var. Yani bazılarını biliyordum ama gene onları da bir kullanırsınız. Babanız eski futbolcuydu. Eski futbolcu. 80'den 90 senesine kadar hep kulübün içindeydi. Yücel Yıldırım değil mi? Yücel Yıldırım. Lakabıyla Çamur Yücel. Eski kaptanlardan. Eskiler daha iyi tanırlar. Bizim tabii, yaşımız çok tuttu. Bizim o dönem yani Mesut Bakkal, Boncuk Mesut. Hep orada lakaplarıyla bilinirdi yani. Çingenelerden, Kayış Ahmet, Baba Kenan, Deli Bahtiyar. Birçok isim var yani. Babanızın lakabı nereden geliyor başkanım öyle? Her maçta o zaman tabii öyle ki şeyde rahat çim ortamı yokmuş. Hem toprak sahanı vermiş oldu. Tabii. Hem de hırsından birazcık da afacanlık yaparmış yani her maçta. Hani deliliğiyle hırsını bir araya getirip herkes böyle
bembeyaz çıksa bile bizimkisi kapkara çıkarmış oradan, çamur yani. Dakar çamur içinde çıkarmış. Bir de birazcık da agresif bir oyuncuymuş. Her maçta mutlaka bir olay yaratırmış. Ondan sebep öyle bir lakabı var. Aslında başkanım hani anlatıyorsunuz babanızı yaz keza öyle. Yani hep genetik böyle... kodlarından geçmiş mi diyorsun yani? Yani deniz sporluğunuz oradan zaten aşık evet. Ya o çok belli. Ama şimdi anlattığınız dönemlerde işte babanız keza diğer sporcular olsun. Hani ayağım kırılsa da oynarım. Aslında havası o dönemlerde vardı. Pek bu dönemde pek kalmadı. Futbolun samimiyeti de aslında o dönemlerde kaldı. Gerçekten de öyle. Bu çok net bir şey yani. Omuz kırık, ayak kırık, kol kırık, evet. Kafada travma var, her türlü şey olmasına rağmen bir sezonu kaçırdıkları zaman nasıl olur öyle diyormuş yani. Omuz kırık maç oynamışlıkları. Ayağım kopsa yani. Çıkarım sahaya söylemleri falan. O dönemlerde çok fazla. Aslında Ahmet Yalın Yıldırım'a Ahmet yani. Yalın Yıldırım için sadece Deniz Spor Başkanı değil, büyük de bir Deniz Sporlu diyebiliyoruz o zaman yani, bunların yanında. Yani böyle bir şey abartarak söylemeyeyim de tanıyan arkadaşlara sorarsanız onlar daha iyi anlatırlar. Yani ben burada olmadığım süre var. İzmir'de de uzun zaman balıkçılık yaptım. Asıl ticaretimi oradan, hayatımı oradan sonra restoran ve mekanlarla ilgili yatırımlarım oldu ama hani tanıyan herkes bilir yani. Peki o yoğunluğun içinde artı Denizli Spor gibi büyük bir marka ve yük de siz ve ekibinizde nasıl vakit ayırıyorsunuz başkanım? Bu şöyle bu hem işe hem Denizli Spor'a olacak bir iş değil. Ben hani geçen sene yönetimde olduğumda da bunu ek iş olaraktan yapamazsınız. Yani bu tamamen kendinizi vermeniz gereken bir şey. Bütün deplasmanlarda ben vardım. Bütün deplasmanlara imkanınız olmasına rağmen de otobüste çocuklarla beraber gittim. Orada o atmosferi gördüm. Burada başkan olduktan sonraki süreçte de bu iş arada bir geleyim, bakayım, kontrol edeyim. Neymiş, iki tane imza atayım. O yapabileceğim bir iş değil, söz konusu değil. Mümkün değil ya o işin içinden çıkarmasın. Tam konsantrasyon istiyor. Yani. Bu tam konsantrasyon istiyor. Tamamen bunu kendine zaman lazım. Allah'tan da benim diğer işlerimle alakalı o iyi ortaklarım var. Onu bir şekilde çözüyoruz. Ben sabah en geç 10, akşam 8 buradayım. Yapılabilecek her şeyi yaptıktan ve en son personeli gönderdikten sonra buradan çıkarım. Peki bu... Bunu da and içtim. Yani bu işin altından kalkacağız. Ne olursa olsun bizim çözülemeyecek bir tablomuz olmadığı için bunu derleyeceğiz, toparlayacağız. Güzel ve kurumsal bir sisteme dönüştüreceğiz. Ondan sonra bu bayrak yarışını daha iyi yapana devredeceğiz. Taraftarın da zaten bu şekilde bir şekilde görüşlerine ulaşıyoruz başkanım. Hani bu anlamda bence son dönemde yaklaşık bir 10-11 seneyi kapsar benim basında yer alma sürecim. Yani bu anlamda en güvenilen başkan belki de siz oldunuz başkanım. Hani yok, taraftarın teveccühü yani. Yoksa yani taraftarın böyle güvendiği işte hallederse Ahmet Başkan halledecek galiba. O çözecek bu sorunları diyebildiği tek başkan bence siz oldunuz sonunda. Şehrin dinamikleri bir araya bir gelebilse bana da gerek yok. 15 dakikada bu sorunların hepsi çözülür. Doğrudur başkanım. Evet. Nasıl şu an başkanım durum? Yani sporun şu an nasıl bir sürecin içerisindesiniz? Şimdi biliyoruz biz ilk sizinle tanıştığımız zaman ilk basın toplantısında da gerçekçi hedefleriniz vardı. Tabii gerçekçi tabii. Projeler üzerine çalışıyordunuz. Şu an ne durumdasınız? Ben şunu görüyorum. Hatta not da aldım. Şimdi Denizli Spor'un formasının renklerinin o belirginliğinin farkında olan ve hem iyi bir yönetim hem de genç formanın ağırlığını taşıyan iyi bir oyuncu grubu ve evet. Teknik ekip var. Evet. Bütün bunlar olurken Denizli Spor nasıl bir sürecin içinde? Biz yani, sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Şimdi mevcut yapıda ilk günde konuştuğumuz şeyle tabii ki tamamen öz kaynakla biz bunu yapıyoruz. Bazı geçmiş dönemde abi dediklerimiz, oyuncular var. Onlardan devam edebileceklerimiz de vardı. Ama öyle devam etmektense tamamen eşit düzeyde. Hepsi birbirini 12 yaşından beri tanıyan, uzun zamandır birbirleriyle beraber olan, arkadaşlıkları, samimiyetleri, aynı yerde yemiş içmişlikleri olan insanlarla devam etmek. Yani biz bir kavgaya gidiyorsak bizim yanımızda duracak şartsız koşulsuz insanlarla devam etmek en doğrusu olduğunu karar verdik. Bunlar da bu şehrin çocukları, altyapıdan yetişmişler, çok cüzi bütçelerle çok büyük işler yapabilir potansiyel olan çocuklar. Belki Denizli'nin son
5 senelik tarihinde, yani 10 senelik miyim ama hani 5 senelik tarihinde yapılmayanı yaptık. Ayrılmak isteyen herkesi sözleşmeleri olmasına rağmen ayrılmasını sağladık. Çünkü bizle ilgili bir aidiyet hissetmiyorsa yarın öbür günde bize faydası olmaz düşüncesiyle. Ayrılmak isteyen herkes ayrılsın dedi. Bıraktığımız da oldu, transfer ettiğimiz de oldu. Altyapıdan da aynı şekilde. Şimdi bu kapsamda çocukların bir bütün kendini tamamen adamış olması bizim en büyük avantajımız. Başarı olur olmaz, önemli değil. Sen şimdi uçurumun kenarında bile olsan zor kararlar vermek zorundasın. Çünkü takımın bu senesini değil önemli olan kurtarmak sadece. 5 senesini kurtarabilecek bir plan program yapacaksın. Geleceğini kurtarma adına. Kesinlikle. Biz öyle bir organizasyon yaptık ki 6 yaşında spor okulunda başlayan çocuğun topunun ağırlığında ona ders verecek hocanın akademik geçmişine kadar bir sistem kuralım. Kurmaya çalıştık. Ve şu anda A takıma aday olan en az A takım düzeyinde bir de PAP takımımız var. Biz bu seneyle ilgili en azından playoff hedefleri koyduk. Ama tabii ki öncelikle ligde kalmak mücadelesini vereceğimiz hiçbir şekilde şüphemizin olmadığı çocuklarla oynamaya devam ediyoruz. Az ödeme yapıyoruz. Herkes yüksek yani yüksek bedeller veriyorlar çocuklara. Biz en makul bütçelerle çocukları çalıştırıyoruz diyeyim ama gününde ödüyoruz. Primi 50 bin lira vermiyoruz. 10 bin lira veriyoruz ama gününde veriyoruz. Maçtan ertesi gün yatırıyoruz. O bizim birazcık da sistemin oturmasına ve düzenin sağlanmasına katkıda bulundu. A takımdaki çocuklar çok yetenekli olmayabilirler. Ama çok inançlılar. Ben inanan insanın her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Karakterli bir. Ve de süper karakterli çocuklar. Para bunlar için kesinlikle artık önemli değil. Şu an bir hedef var. O hedef başarmak. O başarıya gidecek yolda da kendilerince süper mücadele ediyorlar. Yani kötü oynayabilirsin ama ne diyorlar? Kötü koşamazsın. Evet. Değil mi? Bu çocuklar da mücadele ediyorlar. Kötü oynayabilirler evet ama bence güzel mücadele ediyorlar. Ve bizim fark ederseniz birçok maçta tecrübesizliğimizden oldu hata var ama geriye düştüğümüzde tamamen kendini bırakan bir takım gördünüz mü? Mutlaka bir reaksiyon gösterdi. Gösterdi. Serhat abi bunu sürekli altını çizdi evet. Yani bunun üstüne koyarak gidersin. Şimdi sen mücadele etmeye hazırsındır, onun üstüne koyabilirsin. Ama çok yeteneklisindir, bırakmışsındır kendini. Ne yaparsan yap olmaz. O yüzden yani mağlubiyet olmuş, olmamış bunun önemi yok. Mücadele etmeye hazır 40 tane adam var. Savaşmaya da sonuna kadar devam edecekler. Ben öyle görüyorum. Yani A takımdaki yapımızın içinden de çok iyi çocukları çıkartacağımıza eminim. Bu şartların kötü olması aslında öz kaynağımızı ve kendi değerlerimizi daha iyi değerlendirmemize neden oldu. Ya bir hayra vesile evet, oldu aslında çok, bir yerde. Çok büyük avantaj oldu. Altyapıdaki süreçte de iyi gidiyoruz. Altyapı da aynı zamanda 4 tane alanda mücadele ediyor. Orada da başarı elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani sadece alt takım olarak düşünmeyin. 4 tane de akademik grupta aynı şekilde mücadele ediyoruz. Orada da çok iyiyiz. Ben sizinle ilgili şöyle bir şey, Serhat abi katılır mı bilmiyorum ama sisteme ve düzene çok önem verdiğinizi kesinlikle hissediyorum. Kesinlikle abi. Yani, bu da Deniz Spor'un geleceği açısından herhalde. Tabii. Yani bir sistem oturtturulması, buna çok önem veriyorsunuz diye düşünüyorum. En önemli şey o. Yani sistem nasıl olur? Sistem siz yoksan da, yokken de çalışabiliyorsa sistemdir. Ahmet yoksa da çalışabiliyorsa sistemdir. Kurumsal şirketler 1000 kişi çalıştırıyorlar, hiçbir aksama olmuyor. Nasıl beceriyorlar bunu? Düzgün bir işleyen sistemleri var. Burada zaten o olmadığı için bu olmuş. Kişisel başarılar kulübü bir yere taşımış. Adamın varlığı kulübe katkı sağlamış. Ama sistem yokmuş gene. Gene bir kara düzen çıkarmış. Mühim olan sistemi kurmak. Biz bundan sonraki şeyde Ahmet'in varlığı olmasa da bu düzen çalışabilecek hale yani gelecek. Yani burada biz aslında konuşuyor. Yani başkan yönetim bugün kurulu kararıyla da
Şey abi, buyurun. Lafını böldüm. Estağfurullah, buyurun. Yönetim kurulu kararıyla da danışma kurulu oluşturduk. Bir karar alınasıya kadar süreçte en az iki imzadan geçmesi gerektiği mecburiyetini verdik. Altyapıdan buraya bir işlem yapılacaksa altyapı hocasının, altyapı başkanının imzaları olmadan buradan bir şey onaylanamaz duruma getirdik. Yani normal bir şirketleşmeye çalışıyoruz. Şirketleşme kurumsallaşmaya getirmek zaten, değil mi? Yani biz bu şirketleşmeyi başarabilmemiz için kurumsal yapıyı da oluşturmamız lazım. Önce zihniyette, sonra fiziksel. Bunu oluşturduktan sonra bunu gelecek kişi üstüne ne katabilirim diye koyacak. Daha zaten bunu alta çekme ihtimali ona vermeyeceğiz. Aslında başkanımın söylemek istediği, hani bugün transfer yasağı açık olsa, transfer yasağı açık olsa sanki gene öz kaynağa önem vererek Deniz Spor, hani böyle 10-15 tane, 20 tane futbolcuyu doldurup onunla sahaya çıkmaktansa birkaç transferle harmanlayarak gençlerle birlikte onlarla mücadele ederim der gibi bir havanız da var sanki. Böyle eksik olduğumuz noktaları tamamlayabildik, tecrübeli isimleri alırdık, gene mütevazi bütçelerle devam ederdik. Çünkü bugüne kadar başkanım, hani benim de bir taraftar olarak konuşacağım, söyleyeceğim bunu. Gözlemlediğim oydu. Hani dünya kadar para verip transfer yapıyorsunuz, faydalanmayıp yedek kulübesinde oturtuyorsunuz. Şimdi yedek kulübesinde oturacaksanız bu kadar parayı niye verdiniz? Niye borçlandınız? Bir de ödeyemediniz. İşte FIFA'lık olduğunuz dosyası var, şudur budur. Yani bu yanlışlara düşüldüğü için aslında bugün Deniz Spor'un bu geldiği nokta aslında biraz da bununla alakalı gibi geliyor bana. Kesinlikle. Şu önümde görmüş olduğunuz sayfalar hepsi ödeme. Bunlar maalesef basiretsiz bir yönetimin sonucu. Madem ona girdi Serhat abi, nedir şu an eski borçlarla alakalı başkanım? 450 milyona. Denizlispor'un borcu. Şimdi şöyle bir yapılanma yaptık. Öncelikle Denizlispor'un içinden çıkılamayacak bir durumu söz konusu değil. Öncelikle idari ve mülki amirlikleri, ondan sonra iş adamlarını, en sonunda vatandaşı ve taraftarımıza tüm şeffaflığımla söylüyorum. Gelip istedikleri gibi bakabilirler, istedikleri gibi kontrol edebilirler. Herkes her türlü istediği mali veriye biz de 15 dakika içinde ulaşalım. İçinden çıkamayacağımız hiçbir şey yok. Çok güzel bir örnek var. 1,5 milyarlık borcu 15 günde çözen bir Bursaspor var. Yeter ki dinamikler bir araya gelsin. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Biz 426 milyon aldığımız borç dış ve faizlerle beraber ayın sonunda 1 Haziran itibariyle 450 milyona çıktı. Şu anda 392 milyon 400 bin liraya kadar bütün borçları düşürmüş durumdayız. Önümüzdeki ayki tabloyu gene açıklarız. Bunlar, sürekli paylaşıyorsunuz zaten, evet, sosyal medyada. Bu çok önemli. Yani 390 milyon borcun da 350 milyonu transfer yasağıyla alakalı süreçtir. 22 tane futbolcuya olan borç. Bu söz konusu borçları da işte burada bir hata yaptık. Bazı verilen sözler, bazı söylemler vardı. Bu işi çözebilmemiz için protokoller hazırlandığı takdirde yardımcı olunacağına dair. Biz gene kimse bize yardımcı olmasa da bunu çözeceğiz bir şekilde, bunun altından kalkacağız. Gerekiyorsa şirketleşmeyi tamamladıktan sonra şirket hisselerini satacağız, gene yapacağız. Ama 350 milyonluk borcu 144 milyon menajeri, karşı tarafın avukatı, bizim tercümanımız, bizim avukatımız vasıtasıyla yerli yabancı tüm oyuncuların borçlarını 144 milyona protokoller eşliğinde sabite bağladık. Ama bağlandı kesin yani. Evet, sıkıntı yok. Tabii ama parayı ödemeniz gerekiyor. Parayı ödemeniz gerekiyor. Süreç önemli bu. Süreç önemli, evet. İşte yalancı çobana da dönmemek lazım. Daha evvelinde bunu yüzlerce defa yapmışlar, konuşmuşlar, hiçbir şey yapmamışlar. Biz bunun olmaması için avukatlar vasıtasıyla bunları protokole aldık. Şimdi bize ihtiyaç olan o güç, kudret mevcut yapının içinde saklı aslında. Yani hani diyorlar ya, o muhtaç olduğum kudret Denizli'nin kendi içindeki asil insanlarında saklı. Evet. Bunu biraz istesinler, biraz da desteklesinler, çözeriz. Bazı pazarlık kabiliyeti çok iyi olan abilerimiz var, belki daha iyi rakamı çözermiş. Ama biz bunu protokollerle aldık. Bunu almamızın akabinde bazı futbolcular da bunu fırsat bilip hemen CASA ve FIFA'ya başvurularda bulundular. Çünkü sürekli ödenmeyen dosyalarla ilgili, ödenmediği takdirde puan sildirme
işlemine kadar isteyebiliyorlar. Yaptırıma gidecekler. Eskişehir'de yani. Olduğu gibi Eskişehir'i küme düşüren de bu yaptırımda. Bu tehlikeyle uğraşıyoruz ama ona müsaade etmeyeceğiz. Puan sildirmeyeceğiz. Biz mevcut yapılanmamızla devam edeceğiz. Bunları da çözmek için çok basit projelerimiz de var. Bu projelerimizin onayını verseler kimseye de muhtaç kalmayacağız. Onu soracağım başkanım. Bu elektrik direkleri projesi vesaire, işte ambalaj evet. projesi, bunların müsaade süreci var sanırım. Büyükşehir Belediyesi ile alakalı olarak. Bunlar ne aşamada bu projeler? Ben onu da merak ettim. Taraftarı da bilgilendirmiş olalım. Hemen çok. Bu sistem biraz zorlu ve meşakkatli bir süreçmiş. Ama biz iğne deliğinden ejderha geçirdik. Kuyruğu takıldık. O ne demek başkanım? Hemen izah ediyorum. Anlayan anladı. Hemen izah ediyorum. Şöyle, şimdi elektrik direkleriyle ilgili bütün yetki ve haklar TEDAŞ'a ait. Türkiye'deki tüm galvanizli elektrik direklerinin tek sahibi TEDAŞ. Bunu elektrik için kullanacaksanız Aydem'e. Eğer bunun üstüne bir reklamsal faaliyet yapılacaksa Aydem üzerinden ihaleye çıkıyor. İhaleyi alan firma bunların ücretlerini yatırıyor. Bu söz konusu ücret yatırıldıktan sonra oraya takılacak tabelanın tabela ve damga vergisini belediyeye yatırıyorsunuz. Belediyelik işlem sadece tabela ve damga vergisinin son kısmında kalıyor. Biz sağ olsun bunu ihalesini alan firmayı İstanbul'da gittik. Bir protokol yaptık. Buraya takılacak direklerin her biri $100 artı sigorta ve KDV'si ile beraber $120'lık bir makine mühendisleri onayıyla geçen aparatlı bir sistem. 1000 tane elektrik direği için $120,000 yaklaşık 5 milyona yakın bir para teminat verdim şahsi olarak. Onlardan bu kullanım haklarını Denizli Spor olarak da aldım. Şimdi bizim gördüğünüz sistemde şöyle hemen göstereyim. Şu şekildeki aparatlı bir sistemdeki elektrik direklerine takılacak şeye. Araya filama takılıyor. Araya filama takılıyor. Önlü arkalı şurada olduğu gibi iki evet. tane reklam alınıyor. Burada Denizli Spor bayrağı. Burada reklam olacak. Hı hı. Bütün şehri hem bayraklarla donatmış olacağız hem de kulübe reklam alacağız. Sanacak. Ben size şöyle basit bir hesap yapayım. 1000 tane direğimiz olduğu takdirde biz de buna sizce en düşük rakam söyleyeyim bana. Bir direğe reklam olarak ayda ne kadar para alabiliriz? Yani günümüz şartlarında yine bir 20-30 derim ama hadi çok büyük gelirse rakam 10 bin derim. Ben size daha da komik bir rakam söyleyeyim. 1000 lira aylık. Bayağı bir taban rakam oldu. Çok düşük olsun. Önlü arkalı 2000 lira. Hiçbir şey olmazsa her ay 2 milyon lira. Yani hiçbir şey olmadı takdirde. 1000 direkten toplamda. Her ay 2 milyon lira sabit gelirimiz zaten. Çok iyi bir gelir. Yani en bazı rakamdan bahsediyorum. Bunun olduğu takdirde bizim zaten ekonomik olarak personel masrafımız, maaşımız, sigortamız, şu bu dertlerimiz büyük oranda çözülüyor. Ve evet. kulübün her daim bir sabit geliri olmuş olacak. Kimseye muhtaç olmaz. Bir başka projemiz de var. Çok basit işler bunlar. Kimseye muhtaç olmamamız için gerekli. Çok basit işler. Kulüp geçmişte herkesin kapısına dilenci olmuş. Verilen paraların akıbetleri bilinmemiş. İnsanlar artık yardım etmeye imtina eder durumdalar. Sizin bir fabrikanız olsa, aylık atıklarınızın, ambalaj atıklarınız toplamı 100 bin lira olsa, bunlar artık ücreti mukabilinde alınıyor. Ben de desem ki size, 100 bin liranın zaten atıksal olaraktan çok da önemsemediğiniz bir değer. 90 bin lirasını siz alın, 10 bin lirasını bize atık firması versin. Sizin için bir mahsur olur mu? Olmaz. Yani atık zaten. Yani. Organize Sanayi Bölgesi'nde Derya Bey inşallah bize bu konuda yardımcı olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 tane fabrika var. Ve her birinin minimum 100 bin liralık atığı var. Sadece %10'undan feragat ettikleri takdirde ki onlara hemen şurada bir protokol gönderdik. Çok basit bir sistem. Bunun da bir örneği içinde. Evet başkanım. Sadece %10'unu Organize Sanayi Bölgesi ile yapacağımız protokolde bize kaydırmaları durumunda her ay 2 milyon, 2,5 milyon arasında minimum gelirimiz de orada. Şimdi kulübün sabit gelirlerinin ödendiği noktada hiçbir zaman personel mağdur olmaz. Hiçbir oyuncu ne sigortasıyla ne maaşıyla ilgili sorun yaşamaz. Biz de üstüne katacağımız tüm paralarla transfer mi yaparız? Sorunlarını çözeriz. Ama önce sürdürülebilir,
takımın ayakta kalması için gereken bütçeleri bulmamız lazım. Yani geçmiş dönemlerde işte biliyorsunuz onları konuşmaya gerek yok. Otoparklar, şu bu gibi gelirler vardı. Şimdi kendi argümanlarımızı kendimiz yaratacağız. Bu tür projelerle takımı ayakta tutacak işleri yapacağız. Çözülemeyecek hiçbir şey yok ve şirketleşme sürecini tamamlarsak bu da bizim muazzam ve sürdürülebilir, kimseye ihtiyaç sahip, kimseye muhtaç olmadan yapabileceğimiz gelirlerimiz olacak. Kendi içimizde kurtuluşumuzun reçetesini yazacağız. Burada bir araya girmek istiyorum. Bu anlattıklarımız çok kıymetli. Yani hani hem ligde mücadele eden bir takım var, sezon başlamış, evet. İçeride bununla bir mücadeleniz var. Dışarıda da kulübün geleceğini kurtarabilmek adına ve bugününü kurtarabilmek evet. adına çok büyük fedakarlıklar yapılıyor. Yönetim bazında, sizin neslinizde, sonra oyunculara bakıyorsunuz, teknik ekibine evet. bakıyorsunuz. Bu büyük fedakarlık isteyen bir iş. Yani yoktan yani, var edilme durumu var gibi. Çünkü herkesin artık yani gördüğümüz herkes bir şeyle meşgul oluyor. Ve o sırada da bir futbol takımı var. Bu da ligde bir mücadelenin içinde. Kesinlikle. Aynı anda dört cephede birden savaşan kurtuluş ordusu gibiyiz. Ama ne kadar şartlar zor olursa olsun, hani zorlu şartlar, zorlu karakterler gerektirir. Bizim çocukların karakterleri, Allah razı olsun, bizim en büyük şansımız. Bu kadar imkanın içinde hiç mücadelelerinden geri kalmadan yakalar. Bizim de aynı şekilde yoruluyor musunuz başkanım? Hiç ben yoruldum dediğiniz an oldu. Ben de aslında tam onu soracağım başkanım. Hani şimdi yapacak, aslında öyle olacaksa gelme arkadaş buraya derler. Bugün derler belki yani. Benim öyle bir tarzım yoktur ya. Bugün belki Deniz Spor taraftarının aslında en büyük korkularından bir tanesi de o. Şimdi sahipsiz kalan bir Deniz Spor vardı. Ahmet Yalın Yıldırım çıktı, kulübe sahip çıktı. Başkan oldu, şirketleşme. Yani birçok şehrimize atıldı kısa süreçte. Taraftarın korkusu şu aslında. Ahmet Yalın Yıldırım da yarın bir gün ya destek gelmiyor, ben de bırakıyorum kardeşim deyip kulübü bırakırlar. Hani taraftarın aslında ufaktan böyle bir korkusu da var. Deniz Spor hakikaten yine sahipsiz kalır mı? Şöyle, Allah bize ömür versin. Deniz Spor'un sahipsiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Hemen evlatlarla konuşalım. Benim öyle tarzım sadece konuşmak üzere değil, olayın tabii niye olmayacağını da anlatayım. Bu saatten sonra Ahmet Yıldırım'ı buradan getirdim çıkardım. Yani zor biraz sorun olabilir yani. Şöyle neden olduğunu söyleyeyim yani. İki yıldır uğraşılan fakat başarılamayan bir şirketleşme süreci var. Hı hı. Bu şirketleşme aşaması dört aşamadan oluşuyor. Bu dört aşamanın ilki yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlardan bütün sorumluluğu alarak tek kişide şirketin yapısını toplamak. Evet. İkincisi futbol derneğinden futbol kulübüne, futbol kulübünden de Denizli Sportif AŞ'ye, ticaret odasından dönüşümünü sağlamak. Üçüncü aşama bu dönüşümün şartlara, kurallara ve spor hukukuna uygun olacak şekilde İl Gençlik Spor Merkezi tarafından tescilini sağlamak. Şimdi buradaki en büyük başarımız iki yıldır ulaşılamayan mali yeterlilik tabloları, sermaye arttırımı, bunların hepsini şahsımca tamamladım. Şuradaki tarihlere bakarsanız en son 2022'de olan şey geçen hafta İl Gençlik Müdürlüğü tarafından tescilimiz yapıldı. Şu anda İl Gençlik Müdürlüğü'ne gidip Denizli Spor'un durumunu sorduğunuz takdirde size Denizli Spor Sportif AŞ'yi mi arıyorsunuz diyecekler. Bundan sonra bir aşama kaldı. O da federasyondan bunun tescili. Federasyondan tescil yapıldıktan sonra da zaten kulübü tüm resmi mecralarda ve federasyonda Denizli Spor Sportif AŞ olarak göreceksiniz. Burada şöyle bir durum var. Denizli Spor'un hiç kimse sahibi, tek başına sahibi olamaz. Denizli Spor, Denizli halkına aittir. Bunun olabilmesi için de normal şartlarda bu tamamen şahsıma da alabilir. Hazır buradaki bu çaresizliği görüp, bunu bir fırsat bilip, tamamen şahsıma da yapabilirim. Buradaki en önemli konu, Denizli Spor'un %51'i hiçbir zaman satılamaz. Denizli Spor'un kendi öz kaynaklarında, yani Deniz Spor'un halkına, taraftarına ait olacak şekilde Deniz Spor kulübünde kalacak. Geri kalan %49 hisse de
Deniz Spor Sportif AŞ'de oluşacak. Ama bu bir bütün olarak Deniz Spor Sportif AŞ olarak kurucu ana hissedar da Deniz Spor Kulübü olarak kalacak. Şimdi şöyle bir sorum var burada. Tescil yapıldıktan sonra Denizli Spor'un hem kulüp başkanı hem de şirketinin başkanı olamıyorsun. O yüzden ben bu tescilin bitmesiyle beraber tüm faaliyetlerime daha da fazla devam edecek şekilde gene buradayım. Ama şirketleşmeyi tamamlandığı anda önce yönetim kurulumuzun içinde bir yapı, bir başkan, aday var mı soracağız. Önce onlara bir öncelik vereceğiz. Sonra da yönetim kuruluyla alacağımız karar sonrasında gerekiyorsa da tekrar bir seçime gidilebilir, bir aday belirlenebilir. Kulüp başkanı atayacağız. Ya da halk seçecek. Yani Deniz Spor Sportif AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Ahmet Yalın Yıldırım olacak ama Deniz Spor Kulübü'nün başkanı farklı bir isim olacak. Buradan bunu anlıyoruz. Şirketleşme tamamlandığı anda aynı anda hem kulüp başkanı hem de şirketin sahibi olamayacağımız için biz şirketle ilgili işlemleri devam ettirmek adına burada olacağız. Kulübün normal rutin işleyişini, tüm ödemeleri, personeli ve mali yükü biz üstlendik, biz yapacağız. Gelecek kişinin hiçbir maddi sorumluluğu yok. Sadece kulübü daha iyiye nasıl götürebiliriz'i tasarlayacak, düşünecek, ona göre hareket edecek. Yani kulüp başkanları gelip geçecek ama velakin ben gene burada elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman kulüp sahipsiz kalmayacak. Ben şeyi merak ediyorum. O yüzden atamazlar bizi. Başkanım, Deniz Spor Store'un şu anki durumu ne? Deniz Spor Store herhalde... Üzerinizdeki store mağazasında. Evet. Bütün ürünlerimiz orada. Deniz Spor Store'u hem dijital mecrada hem de internet satışlarıyla 800 bin lira ciro yaptı. Ama, çok güzel rakam. Ama bize yardımcı olan taraftarı sayesinde ağırlıklı yurt dışından çok sipariş aldık. Hala da sipariş alıp göndermeye devam ediyoruz. Şu anda alınan bir formanın ortalama değeri işte 10 euro seviyesindeyse 6 euroya da İngiltere'ye kadar teslim var. Anlaştığımız bir kargo şirketi tarafından. Yurt dışındaki her yere çok uygun rakamları kargoyla da gönderebiliyoruz. O yüzden güzel bir ciro yaptık. İnşallah store'umuza da eskisi gibi geldiğinizde sadece iki tane forma, bir tane şort değil yani. Bir ziyaret etme imkanınız olursa... Ya ben o dönemleri çok iyi hatırlıyorum başkanım. Hani ben forma almaya gittiğimde hiçbir şeyin olmadığını görüp geri döndüğümü biliyorum geçmiş dönemlerde. Şimdi o konuda store'la ilgilenen İbrahim Okkadere'de bir kardeşimiz var. Allah ondan da razı olsun. Aynı zamanda hem matbaacı hem bu işlerden çok anlayan birisi. Store'u kalkındırdı. Ve store'dan çok memnunuz. Mühim olan para kazanmak da değil. Ürün çeşitliliği. Sen çocuğuna gittiğin zaman oradan bir şey bulabilmen. Çocuğuna bir hediye edilecek argümana sahip olman. Oradaki o başarıyı sağlanıyor. Ki yani bu anlamda taraftarın da ilgisi dediğiniz gibi hani söylediğiniz ciro rakamlarından bunu belirliyor ama ben mesela internetten bir sipariş vermek istedim bu sezonun formasını. Tükendi yazıyordu. Yani bu da şu anlama geliyor. Bunu olumsuz manada söylemiyorum. Yani aradığınızda bulamayabiliyorsunuz formaları. Biz de tahmin etmiyoruz. Yegez bizim bu konularda müteahhit. Müteahhitimiz de eski futbolcumuzdur. Müteahhit Tekin bu ülke yani bu memleketin en güzel markalarından bir tanesidir. Adam yetiştiremiyor. Allah iş versin. İnşallah. Diğer takımlara da çünkü hizmet veriyor. Tabii. Yani demek ki yani hizmet yapılınca taraftar da rağbet gösteriyor. Buradan aslında bunu da anlıyoruz. Hani geçmiş dönemlerde çünkü hani taraftara sunulacak forma üretilmediğinden dem vuruluyordu taraftarlar tarafından. Yani gidiyoruz ürün bulamıyoruz. Şey, store boş gibi algılar, söylemler vardı ama bu sene maşallah. Valla iyi oldu. Şartlar, koşullar keşke elverse çok daha düşük bütçelerle yapsaydık ama o maalesef uçtu. Yani her gün değişen fiyatlarla onlar da uğraşıyorlar. Fiyat konusunda ufak tefek şikayetler var. Evet. Hani yüksek diyen var, makul diyen var, çok ucuz diyen var ama hani tabii Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı. Her gün değişen rakamlarla mücadele ediyorlar onlar da ama elimizden geleni yapacağız bunları. Şimdi şöyle bir durum var, ben şunu da sormak istiyorum. Öncelikle biz siz de dahil bir taraftarız. Kesin. En nihayetinde bir taraftarız. Ama siz Deniz Spor Başkanı olarak Deniz Spor'la büyümüş, çocukluğunuz Deniz Spor'la geçmiş. Hatta dediğim gibi program öncesi baktığımız fotoğrafların birçoğunda da
kupanın yanında. Belki zaman zaman kupanın içinde fotoğraf, sağında solunda mutlaka fotoğraflarda varsınız. Tabii bugün taraftarın da beklentileri var başkanım. Şimdi biz de dediğim gibi bir taraftarız ve ben hep Deniz Spor adına iyi olsun isterim. Daha üstlere isterim ve Serhat abiyle her programda Deniz Spor'un yerinin 3. lig olmadığı, biz tabii bir Süper Lig takımı olduğumuzu, bunu hep konuşuyoruz. Ama bazı gerçekçi tablolar da var. Buradan taraftara ne söylemek istersiniz? Dedim ya, biz bir taraftarız ve şampiyonluk isteriz. Hep bu böyledir. Siz bugün tribünde olsanız, evet, hani geldiğiniz yere tekrar dönseniz, ilk istediğiniz şey, ya ben şampiyon olmak istiyorum. Yani kulüp başkanı taraftar olarak bize bir umut versin isteriz. Neler söyler siz başkanım? Siz bu noktada ne söylersiniz? Şimdi ben şahsi imkanlarım keşke daha fazla olsaydı, tek kalemde bunu kapatırdım. Ondan sonra da taraftara anket yapardık. Hangi oyuncu istiyoruz, kimi alalım, hangisi bize yakışır diye. Ama şimdi real bakalım. Bizim imkanlarımız, şartlarımız, koşullarımız, şahsi olarak tüm mal varlığını, her şeyi bile koysam bu rakamları kapatmaya müsait değil. Daha iyi yapabilecek olan varsa da dediğim gibi inşallah önümüzdeki günlerde onlar gelsin yapsınlar. Taraftar olarak yani bizim yapmamız gereken tek şey şehrin dinamiklerini bir araya getirmek. Benim tek başıma çözebileceğim iş belli. Üçümüzün bir arada çözebileceğimiz iş belli. Taraftar bir araya getirirse şehrin dinamiklerini, bizim Bursa'dan hiçbir eksiğimiz yok. Biz bu işi çözeriz taraftarla, ondan sonra başarı odaklı gideriz. Ama eldeki kadro buyken bunun üzerinde şey yapamıyorsun. Hayaller maalesef süper hayaller sana kurdurtmuyor. Pembe bir tablo da çizdim. Yani pembe tablo çizemiyor. Gönül neler istiyor ama dil çaresiz neler gibi bir durum var yani. Ve şuna bakıyor, 5 sene evvel değil mi? 5 sene evvel Süper Lig'de konuşulan konulara bak, şimdiki konulara bak. Bir tarihi yok etmeye çalışmalarına engel olsun taraftar. Ve bunu zaten yapıyorlar. Hiçbirinin buna müsaade edeceğine ihtimal vermiyor. Yani Denizli Spor'un bir tarih, bir kültür olduğunu taraftar biliyor. Diğer dinamiklerini de bunu bilmelerine gerekli şeyleri yapılmasını sağlarsak burada çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok. Ondan sonra taraftara daha iyi hizmet verebilmek için ne gerekiyor konuşalım. Şu da bir gerçek. Biz Allah korusun olumsuz şeyler oldu. Eskişehir takımını bırakıyorum. Hayır. Kaldırımda olsa destekler. Bizimkiler Eskişehir'in iki katı gibi destekler. Ona da eminim yani. Hiçbir zaman taraftar takımını bırakmaz. Ama bizim taraftara daha iyi şeyler sunabilmemiz için İşte. Ki bu taraftar daha iyisini hak ediyor. Şeyleri çözmemiz lazım ve çok basit yani. Başkanım, sizin bu konuda bir açıklamanız vardı ki çok çarpıcı gelmişti. Bana da çok da mantıklı da geldi. Yani yılda 5 milyon dolarlık ihracat rakamı açıklayan bir Denizli'nin, evet, Deniz Sporu'nun böyle rakamlarla uğraşırken destek alamıyor olmasından dem vurmuştunuz ki bana çok mantıklı geldi. Güven ortamı kalmamış. Yani onlar da verdikleri paraları suistimal edildiğini görmüşler. Tabii. Onlara da hak veriyoruz. Mutlaka. Ama Deniz Spor büyük bir marka değil mi? Evet, o da değil. Mesela 2000 size şey vereceğim. Burada bağımsız bir denetçi kuruluşun, bunu da Sayın Derya Bey yaptırmış. Kulübün şirketleşmesi ve markalaşma sürecinde destek olmak adına 2022 senesinin marka değerlendirme raporunu size yazılı olarak vereyim. Sanatlar bu önemli. Evet. Bağımsız bir denetleme kurulu tarafından yapılan 2022 senesinin araştırmaların sonunda gördüğümüz rakam, Serhat Bey siz okuyun bakın. Tabii, buyurun. En aşağıda. Evet. 2 milyon 262 bin dolar. 2 milyon 200 bin dolarlık bir değer biçmişler. Tabii be. Bundan 2 sene önce. 2 milyon 263 bin dolar gibi bir Amerikan doları. 2022 senesi rakam var için burada. Bunu neye baz almışlar? Altyapı kaynaklarını baz almışlar. Store satışlarını baz almışlar. Marka değerini baz almışlar.
gelirlerini baz almışlar, transfer baz almışlar filan. Birçok argümanı veriyor. Yapılanması, düzeni, her şey. Aynı denetim kurulunun, pardon farklı bir denetim kurulunun aynı yöntemlerle şu anki en çok koşan, bu arada Türkiye liglerinde toplam hepsi Süper Lig'de dahil Galatasaray, Eyüp, ondan sonra 121 kilometreyle en çok koşan takım biziz. Bunları da ben verisel olarak da konuşuyorum. Bizim hepsinin çocukların sırtındaki GPRS şiddetli koşu mesafelerini ölçüyor, ataklarını ölçüyor, kalp nabız değerlerine kadar bilimsel olarak aldığımız veriler karşısında söylüyorum. Yani öyle sadece baktık da oldu değil. Şunu bir tekrar edelim başkanım. Denizli Spor Türkiye futbol liglerinde en çok koşan ilk 5 takımdan bir tanesi. İlk 5 takımdan birisi. İlk 3 takımdan biri diyebiliriz. İlk 2 Galatasaray. İlk 2 maçta ilk 3'ünde içindeydik. Galatasaray Eyüp'ten sonra 121 kilometreyle Denizli Spor en çok koşan takımdır. Bunu ben söylemiyorum. Çocukların hepsinin sırtında giymiş oldukları şöyle bir atlet gibi şey vardır. Sırtında GPRS cihazı vardır. Oradan aldığımız veriler hepsinin istatistiksel olarak da girdikleri noktada böyle bir mücadeleci takıma, böyle koşan bir takıma sahibiz. Bunun gibi verilerin hepsini alt alta koyarak iki lig düşmüş olmamıza rağmen şu an bize bağımsız bir denetçi kuruluşun yaptığı değerlendirme 3.4 milyon dolar. 100 milyon lira. Yani birincilik döneminden ikilik seviyesi düşünmesine rağmen 1 milyon dolar gibi bir değer artışı söz konusu. Artışımız var. Bu değer artışımızın sebebi ne? 20 tane öz kaynaktan çocuğumuzun profesyonel olması, 20 tane daha öz kaynaktan çocuğumuzun profesyonel olabilecek seviyede olması. Her birinin yetiştirmelerinin üstüne koyduğunuz zaman 1 milyon dolar ekstradan bir katkı elde etmişiz. İkilik düşmüş olmamıza rağmen. Yani en kötü şartlarda bile bizi hiç tanımayan, bilmeyen ve en minimum seviyede rakam çıkartan bir kurum buraya geliyor, 100 milyon değer açıyor. Bizim toplam borcumuzu 150 milyona bitirme ihtimalimiz var olan bir yerde. Kimse güvensizliğe kapılmasın, kimse korkmasın, kimse çekinmesin. Bu kulübe yatırım yapmak şu anda yapılabilecek en doğru şey. Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Şirket olarak da, mantık olarak da, sistem olarak da biz bunu sağladığımız takdirde şu markanın değeri şimdi 100 milyon. Şu hale düşmüş ol. Bir de bunu arttırdığımızı, üste çıkarttığımızı düşünüyorum. Yani aslında özet şu bence burada. Deniz Spor'un lig seviyesi düşmesine rağmen artan bir marka değeri var. Yarın bir gün şirketleşme tamamlandığı takdirde yatırımcıların yatırım yapması için çok rahat da bir ortam var aslında Deniz Tabii Spor'da. Tabii ki. Ve bunun sebebi de öz kaynağımızı kuvvetlendirmiş olmamız. Tabii. Biz öz kaynağı kuvvetlendirirken ve buradaki çocuklara sadece maaşlarını vermek üzere değil, burası 5 yıldızlı bir otel ayarında tesis, buranın saunasında, havuzuna, fitness'ında, yukarıdaki istirahat alanına, aynı anda 100 kişinin kalabileceği 5 yıldızlı otel halinde bir yere çevirdik. Özel personal training alanından dışarıya, mutfağa, soğuk hava deposuna, çimlerin komple sıfırdan yenilenmesine kadar birçok aşamasını yaptık. Kulübe ait 20 tane araba varmış. 20 tane kulübe ait araba var. Her biri parça parça dağılmış. Kimisi çöplükte bulduk. 7 tanesini sanayide parası ödenmemiş şekilde bulduk. Hepsini derledik, toparladık, yaptırdık. Kulübün önüne çektik. Hiç kullanılmayacak olan 10 tane arabayı da oraya koyduk. İhaleyle satışına çıkartacağız. Vergi borcumuzdan düşürtüyoruz. Sahipsizliği kurumsal bir yapıyla çözeceğiz. Bu da Deniz Spor'un geleceğini kurtarma tabii noktasında yani çok önemli adımlar. Ne olursa olsun düzen olacak yani. Yani başlangıçta çok somut adımlar tabii bunlar ama ilerleyen süreçte işte şirketleşme tamamlandığı takdirde şayet o bahsettiğimiz yatırımcıların da Deniz Spor'a gereken yatırımları ya da işte halka arz edilir hisseleri şu olur bu olur o süreçleri siz daha iyi bilirsiniz. Belki ona bile gerek kalmayacak. Bizim iş bittikten sonra siz bir yatırımcı mısınız? Hiç halka arzına gerek yok. Ben %49 hisseden %1 hisseyi 10 milyon TL karşılığında örnek veriyorum. Notere gideceğiz. Size teslim edeceğim. Parayı siz hesaba yatıracaksınız. Yani bunda da hem Deniz Spor kazanacak hem yatırımcı kazanacak. Kalır.
Ve sahip olduğu şeyin de başında olacak. Aslında bu da yıllardan beri konuşulup da yapılmayan şirketleşmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da yani bize gösteriyor aslında. Söz konusu ihracatçıların hepsi bunu kurarken kurumsal da bir şirket kuruyorlar. Bir yapıyı oluşturmak için o bilgi birikimine sahipler. Buraya da gelse 20 tane iş adamı, bakın bakalım Denizli Spor ne oluyor? Yavaş yavaş ben sezon içerisinde takımın mücadelesi, takımın ligdeki konumu biraz da bunları konuşalım istiyorum evet. Başkanım. Şimdi ben devralacağım burada sözü Kubilay. Tamam. bir araya gireyim abi, müsaade eder misin? Öyle, buyur. Başkanım, yayın öncesi dediniz ki ya çok önem verdiğim bir şey benim bu. Tabii. Bir aşevi projesinden böyle bahseder gibi oldunuz. Çok sorayım sonra Serhat abiye devredeyim. Ama iyi akıllı. Bulduğumuz araçlar silsilesinin içinde tabii bizim bir tane otobüsümüz var. Kendimize ait haddizli ve şeydi, maliye borçlarını tamamladıktan sonra taksilendirip onun tüm sigorta ve vize işlemlerini yaptırdık. Şimdi store haline çevirmişlerdi eskiden bunu. O yüzden açılır kapanır sistemleri vardı. Şimdi bunu sadece store olaraktan değil de aynı zamanda bir dert ortağı otobüsü olarak uyguluyoruz. Evet. Allah muhafaza herhangi bir afet, deprem, şu olduğu takdirde bizim yöneticilerimizden birisi de Cenk Sanır Öztürk, burada AKUT'un başkanı. Onun da desteğiyle üst tarafını hemen bir aşevine çeviriyoruz. İçine krom tezgahlarını, ocaklarını, malzemelerini aldık. Normal şartlarda store olarak gözüken otobüsümüz store faaliyetinin haricinde bir durum olduğu takdirde gittiği yerde 15 dakika içinde sıcak çay çorba servisi yapabilecek durumda. Acil durumlarda. Acil durumda. Altıda komple tahkimat malzemeleri deprem ya da afet bölgesindeki insanlara yardım edebilecek alet edevatlarla doldurduk. Bir yere gittiğimizde o Denizli Spor Dert Ortağı Otobüsü olarak oraya gidecek. Hemen orada yardım ve müdahale için harekete başlayabilecek. Teşekkür ederim. Çok önemli. Hem store hem aşevi. Çok amaçlı bir otobüs haline. Aynen, bir getirildi sadece aslında. Yapmasın. Sadece store olarak bir tişört satmasın. Sosyal sorumluluk anlamında da müthiş bir proje olmuş başkanım. İnşallah. Sizin açınız, sizden. Allah göstermesin ama bir şey olduğu takdirde eksik de etmesin. Yoldayız. Dediğim gibi başkanım, ben az evvel konuya girdim ama tekrardan bir hatırlatma gibi olsun. Lige 4 haftada alınmayan, yani gelmeyen bir mağlubiyet süreci evet. Oldu. Takım yenilmedi. Aslında beklentilerin üzerine de bir giriş oldu. Taraftarlarda keza bizlerde de öyle. Hani böyle bir sanki sezon sonu işte playoff, şampiyonluk, hani bir şeyler konuşulmaya başlandı aslında camia dışında, taraftarlar tarafından. Sonrasında gelen kötü bir mağlubiyet süreci oldu. Evet. Siz neler söylersiniz bu manada? Takımın bugüne kadarki süreci, bundan sonraki süreciyle alakalı neler söylemek istersiniz? Ben bunları da merak ediyorum. Biz iyi başladık. Evet, doğru. Orada Nilüfer maçında da maçı kazanabilecek pozisyondaydık. Evet. Buradaki maçta da maçı kazanabilecek pozisyondaydık. Biraz tecrübesizlik mi diyelim, gençlerin tezcanlılığı mı diyelim. Çok inandık, çok güzel başladık. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Ama karşı taraftaki rakiplerimiz de yani gerçekten iyi rakipler. Bir de üst üste kötü bir fikstür var, üst üste gelen bir süreç var. Ondan dolayı böyle işler çıkışlar olacağını düşünüyorduk. Fakat burada kendi sahamızdaki büyük çekmece maçındaki skoru iş tabii beklenmedik ki mağlubiyet. Beklemiyorduk. Bir de biz çocuklarla konuşurken sadece onlardan bir şey istiyorum. Denizli Spor centilmenler takımıdır. Tabii. Denizli Spor efendilik bir düsturdur. Hak yemeyin, haksızlık yapmayın ama oyuna çıkın, hakkını verin. Biz bir şey yapacağız diye, maç kazanacağız diye efendiliğimizi bozamayız. Çocuklara özellikle tembihlediğim budur yani. Ama terör günün kaldırıldığı ilk stat Denizli değil mi? Tabii tabii, evet. Yani Türkiye ilklerinde hiç kimseden korkmayız, hiç kimseden çekinmeyiz. Ama maç kazanacağız diye de haksızlık da yapmayız. Ama görüyoruz ki yani yerden yere kendilerini atmalarının maçı almak için, maçı soğutmak için bir yöntem olduğu tarzı da ilk defa gördük. O yüzden ben de onu söyleyeceğim başkanım. Yani şimdi bizim çocuklar da yapmayın dedikçe süreci doğru yönetemediler. Çok da soğuttular oyunu. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkartacağız. Mücadeleye devam edeceğiz ne olursa olsun.
Yani aslında taraftarın en çok merak ettiği soru da şu. Yani Deniz Spor bu sene amatöre düşmesini istiyor taraftar. Ki bizler de artık hepimiz aynı şekilde istiyoruz. O düşmesini istemiyoruz abi bir şey. Yani aslında bu, düşmesek yeterli durumu söz konusu. Aslında sizler de kez aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Taraftara buradan Deniz Spor düşmez diyebilir miyiz başkanım? Yani? Düşmez tabii ki. Yani ne demek? Düşmek yani öyle ya da böyle bizim böyle birlikte tutunmayı başaracağız onu, diyorsunuz. Onu düşünmedim. Bizim tabii ki daha iyi olması gerekiyor. Mutlaka. Ya biz bu ligin takımı değiliz. Yabancıyız bu ligde. Yani biz bu ligin takımı değiliz. Biz bu ligdeki bu Bizans oyunlarına da yakışan bir tarzımız da yok yani. Kendini yerden yere atmalar, agresif hareketler bunun insanları da değil. Ama madem öyle, ona göre öyle mücadele edeceğiz yani. Başkanım hani ben şimdi deplasmandaki maçlarımızı tabii canlı yayınlar vesilesiyle izleyebiliyoruz. Yani şimdi genelde zaten skorlarımız hep şu şekilde olur. Rakip takım öne geçti, Deniz Spor beraberliği sağladı, puan aldı. Ya da 7 golü üstüne beraberliği sağlayamadığı için mağlup oldu. Yani Deniz Spor'a karşı öne geçen işte o dediğiniz gibi yatmalar başlıyor, şunlar başlıyor. Aslında bu Deniz Spor'un sanki böyle korkulan da bir rakip olmasında da alakalı gibi geliyor bana. Sanki böyle bir çekiniyorlar Deniz Spor'dan. Çünkü adının da bir ağırlığı var tabii haliyle. Yani adının ağırlığı kesinlikle var. Çekindiklerine de eminim. Ama bahane de bulmamak lazım. İşte ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Sonuca bakıyorsunuz, 3 puan almışlar. Ne olduğunun önemi yok yani. Nasıl bir mücadele ettiğinizin... Futbolda sonuç oyunu maalesef. Sonuca bakılıyor. Bizim de sonuca gidecek şeyleri çözmemiz lazım. Fakat en büyük başarımız sonucun eksiye düştüğümüz yerde bile bırakmamamız. Yani çocukların en büyük özelliği yok. Geliyor düşmüş olduğu zaman takımı bırakan, rehavete kapılan bir yapıları yok. Son dakika, son saniyeye kadar mücadele ediyorlar. Bizi böyle devletesiye kadar uğraşıyorlar ama yani çocuklar çok uğraşıyorlar o konuda. Sakatlıkta en iyi oyuncularından kendi kardeşim gibi seviyorum. Ayağı kırıldı çocuğu. Oktay. İmkansız diyorlardı. Şimdi düz koşulara başladı. Evet. O çok dikkatimi çekti. Bir de o anda o saha içindeki gençlerin psikolojisini de düşünmek lazım. Arkadaşları, mücadele ettiği arkadaşlarının orada ayağı kırılıyor. Hiç bırakmadılar. Yani hiç bırakmıyorsunuz. O da ayrı bir işin hikayesi. O benim de başıma gelebilir diyerek böyle bir ele tek çekme durumu olmadı. Aksine daha fazla mücadele ettiler ki o maçın sonucundan zaten de o mücadelenin ne olduğu ortaya çıktı. Gerçekten bireysel olarak da çok yetenekli çocuklarımız var. O ortaya getireceğimiz oyunla biz bunu çözeceğiz. Ben bundan yana, bu seneden yana bir korkum yok. Bizim olayımız şu tablo içindeki çıkılmazlığı çözüp de daha iyiye nasıl gidebiliriz ona bakmak. Yani buralar bizim yerimiz değil. Hiçbir zaman kabul edemeyiz bunu. Abi ekleyeceğim bir şey var mı artık? Vallahi ben aslında son bir şey şunu soracağım. Taraftara mesajı son olarak nedir? Hani artık yüreklerine su serpme olur Deniz Spor'un geleceğiyle alakalı ya da önümüzdeki haftalarda Deniz Spor'un alacağı skorlarla alakalı ya da bundan 5 sene 10 sene sonraki Deniz Spor'la alakalı neler söylemek ister? Hayalleri nedir başkanın Deniz Spor'la alakalı? Son olarak bunları alalım ve öyle noktayı koyalım. Kaybetmekten korksak Deniz Spor'u tutmazdık. Evet, çok doğru. Yani hiç öyle bir şeyimiz olmaz. Ama inanan insanlar da asla kaybetmezler. Ben buna inanıyorum. Her daim savaşmaya devam ederler. Bizim taraftarımız da takıma inandı. Biz de takıma inandık. Yani biz Denizli Spor'a inandık. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Biz bu tarihe, biz bu ruha, biz bu kültüre aşığız. O yüzden taraftarım da ben birsem onların sevdasının 10 olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman bırakmayacakları bir hastalığa sahibiz. Hepimiz bu olayın kurbanıyız. O yüzden biz mücadeleyi bırakmayız. Taraftarlar da bırakmazlar, inananlar asla vazgeçmezler, hiçbir zaman pes etmezler. Kaybetmezler de. Kaybetmezler, mümkün değil. Başkan, herkese ben geldiğiniz için önce teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanınız için, çok teşekkür ederiz biz de. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Derdimizi anlatmamıza yardımcı olduğunuz her zaman, için her zaman başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın. Serhat abi, sana da çok teşekkür ederiz. Kıymetli soruların ve yorumlarınla. Serhat'ın bir tanesi. Eyvallah başkanım, sağ olun. Efendim, Basın Tribünü programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üçüncü bölüm bizim için özel bir yayın olmuştu. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle.